Bu videoda belirsizliği konuşalım istiyorum. Daha doğrusu belirsizliğe katlanma yeteneğimizi nasıl artırabileceğimizi. Şimdi bu konunun 3 tane önemli boyutu var. Düşünce, davranış ve de duygu. Her boyutu ayrı ayrı konuşalım. Birinci boyutu, düşünce boyutu şu. Belirsizliği kabul etmek ve de belirsizliğin hayatlarımızın özü olduğu gerçeğini benimseyebilmek. Belirsizlik evrenin, dünyanın ve de hayatlarımızın özüdür, parçasıdır, özelliğidir. Şimdi benim gözümün rengi siyah, mavi, yeşil. Şimdi gözümün renginin mavi, siyah veya yeşil olması benim bir kusurum mu? Benim bir eksiğim mi? Elbette değil. İşte aynen böyle. Belirsizlik hayatlarımızın kusuru değildir. Eksiği değildir, eksik yanı değildir. Özüdür, özü. Parçasıdır, özelliğidir. Ve kişi bunu böylece kabullenmelidir. Kişi diyecek ki belirsizlik benim hayatımın bir parçası, özelliği, özü. Ve bu kabulleniş, sevgili dostlar, bir çaresizlik de değil. Yani şöyle bir şey değil yani, işte ne yapalım, kabul etmek zorundayız gibi de değil. Hayır, böyle bir çaresizlik de değil bu. Kabulleniş, bilgelik. Bir bilgelik. Şimdi yol ayrımındayım. Yol ayrımındayız. Öyle hayal edelim. Ve hangi tarafa gideceğimizi bilmiyoruz. Bir kararsızlık içindeyiz. Her iki yolun da avantajları var, dezavantajları var ve bir sürü belirsizliği var. Ne yaparız? İnsanlardan fikir alabiliriz. O yolların avantajlarını, dezavantajlarını konuşuruz. İnsanlar bize ayna tutar. Fikir alışverişinde bulunuruz falan falan. Sonrasında sezgimiz, gönlümüz hangi tarafa ağır basıyorsa o yapılan konuşmalar, yapılan fikir alışverişleri eşliğinde de bir yolu seçer ve o yolu doğru gireriz. Şimdi bakın, bu kararı ben veririm. İnsanların fikirlerini alırım diyorum ya, onların fikirlerini önemserim. Tartarım, araştırırım falan ama sonunda bu kararı ben alırım, ben. Bu benim hayatımın önemli bir kararıdır ve bu karar bana aittir. O yola girdiğimde yaşayacağım sıkıntılar bana aittir. Bu kararı benim adıma kimse alamaz. Çünkü o yola girdiğimde bir sürü belirsizlik yaşayacağım, dezavantajlı konular yaşayacağım. Onları ben göğüsleyeceğim, ben. O yüzden o karar bana ait. Ve ben artık o yolda ilerlerken belirsizliği yara yara ilerlerim. Sıkıntılara göğüs gere gere ilerlerim. İşte hayatın özünde bu vardır. Hangi kararı alırsanız alın, bir parçası belirsizdir. Ve siz o belirsizliği kabul ederek o yola girersiniz. Ve belirsizlikleri yara yara ilerlersiniz. İşte bazılarımız böyle bir kararsızlık içinde olduğunda hayatlarının önemli kararını kendileri adına bir başkasının almasını isteyebiliyorlar. İşte birisine diyor ki bana söyle ve ben ona uyayım. Bana de ki şu yola git, ben de o yola gideyim. Hayatının kararını bir başkasının eline bırakabiliyorlar. Ve de onun dediğine uyuyorlar. Ve de belli bir süre sonra yol alıp sıkıntılarla karşılaştıklarında, belirsizliklerle karşılaştıklarında onlara göğüs germek yerine bakın şu kolaycılığa da kaçabiliyorlar. İşte sen bana bu yola gir dedim, bak ne yaşıyorum. Senin yüzünden bunları yaşıyorum. Bu bana biraz kolaya kaçmak gibi geliyor. Bu bana biraz hayatı ucuza çıkarmak gibi geliyor. Yapmayın. Hayatınızın önemli kararlarını başkalarının ellerine bırakmayın. Fikrini alın, görüşünü sorun, size ayna tutmasını isteyin. Ama kararınızı siz alın, siz. Asla bir başkasına bırakmayın. Biz terapilerde de insanların hayatlar adına asla karar almayız. Onlara ayna tutarız. Yapacakları tercihlerle ilgili avantajları, dezavantajları konuşuruz, sorarız, sorarız, dinleriz, anlamaya çalışırız ve ayna tutarız. Ve de onun adına asla karar vermeyiz. Asla. O kararı o verecek. Çünkü o sorumluluğu o alacak. O belirsizliği o yüklenecek. Bu o kadar kıymetli bir şey ki.
Evet, belirsizlik hayatlarımızın özüdür. Bunu böylece kabul edeceğiz. Bu belirsizlik konusuyla ilgili kuantum fiziğini okumanızı tavsiye ederim. Özellikle Heisenberg'in belirsizlikle ilgili teorilerini okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten de ufuk açıcıdır. Heisenberg belirsizlik ilkesiyle ve bu konulara yaptığı katkılarla Nobel ödülü de kazanmış bir bilim insanıdır. Onları okumanız da belirsizliği anlama konusunda ve kabul etme konusunda size katkı sağlayacaktır. Geçelim ikinci boyuta. İkinci boyut neydi? Davranış boyutu. Aslında davranış boyutunu kısmen söylemiş olduk. Şimdi bir yol ayrımında izledik ve de bir yola girdik. İşte davranış boyutu bu. Hayatlarımızın bir parçası olduğunu kabul ederek belirsizliğin harekete geçeceğiz. Tabii ki aldığımız kararların belirsiz yönlerini de kabullenerek yola çıkacağız. Davranış boyutu bu, eyleme geçmek. Şimdi diyelim ki ben kapı kilitleme konusunda biraz takıntılıyım. Normalde kapıyı kapatıyorum, kilitliyorum ama üstüne bir 5-10 defa da kontrol ediyorum diyelim. Ve de bundan kurtulmak istiyorum artık. İşte ne yapacağım? Kapıyı çektim, kilitledim, kontrol etmeden işe gideceğim. İşte bakın bu davranış boyutu. Ve de bu konuyu artık eyleme dökmeye başlayacağım. Ve de geçelim. Üçüncü en önemsediğim boyutlardan bir tanesi. Duygu boyutu. Duygu boyutuyla kastettiğim şey şu. Belirsizlik duygusuna katlanacağım. O kadar önemli bir şey ki. O kadar kıymetli bir şey ki. O kadar öğretici, o kadar iyileştirici ki. Şimdi kapıyı çektim, kilitledim ve de hiç kontrol etmeden gidiyorum. Bakın burada ben bir duygu yaşayacağım. O duygunun adı böyle belirsizlik duygusu. Böyle beni zorlayacak, zorlayacak. İşte ne yapacağım biliyor musunuz? İlerleyeceğim, ilerleyeceğim, ilerleyeceğim. O duyguyu yaşayacağım. O kadar kıymetli bir şey ki. O belirsizlik duygusunu hücrelerime kadar yaşayacağım. Ama dönüp kontrol etmeyeceğim kapıyı. Katlanacağım o duyguya. Sevgili dostlar, o duyguya katlanmak var ya, o kadar iyileştirici ki, o kadar şifalı ki, o kadar güçlendirici ki ve ben o gün o belirsizlik duygusuna katlanmışsam, ikinci gün katlanmam daha kolay olacak. Üçüncü gün katlanmam daha kolay olacak ve benim her seferinde belirsizliğe katlanma yeteneğim artacak her seferinde. O duyguyu yaşamadan o duyguya katlanma yeteneğimizi artıramayız. Yaşayacağım o duyguyu, yaşayacağım, yaşayacağım. İşte o yolu seçtim, gidiyorum o yolda, belirsizlikler var, bir takım böyle belirsizlik duyguları. İlerleyeceğim, o duyguyu yara yara ilerleyeceğim. Bu o kadar kıymetli ki, ben size belirsizlik duygusuna katlanarak ilerlemenin iyileştirici gücünü samimiyetle söylüyorum, burada sözcüklerle anlatamam. O kadar iyileştirici ki, o kadar geliştirici, o kadar güçlendirici ki anlatamam size bunun önemini. O kadar önemli. Evet, üçüncü boyutu da duygu boyutu. Konumuzu bitirmeden birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Kıymetli dostlar, belirsizliğe katlanma yeteneğinizi artırmak istiyorsanız günlük hayatınız içerisinde basit bir takım egzersizler yapabilirsiniz. Mesela kapı örneğini verdim. Eğer kapıyı kapatıp kilitlemenize rağmen 3-5 kez kontrol ediyorsanız kontrol etmeden çekersiniz, kilitlersiniz ve de ekstra kontrol yapmadan işe gitmeyi deneyebilirsiniz. Bakın çok önemli bir egzersizdir. Veya duvarınızda saat biraz yamuk. Biraz o yamukluğa katlanabilirsiniz. Biraz o belirsizliğe katlanma egzersizi yapabilirsiniz. Bunu özellikle bir dostumdan söylüyorum. Bana demişti ki film izliyorum ve film izlerken bakıyorum ki saat biraz yamulmuş duvardaki saat. Kalkıp düzeltmek istiyorum. Onu düzeltmeden rahat edemiyorum demişti. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum gibi bir şey söyledi. Ben de ona dedim ki yani mesele doğru yanlış değil ama şu var. Orada da film keyfini kaçırma yani. Film izliyorsun. Kalkıp da bir saati düzelterek neden keyfini kaçırıyorsun? Neden bir saatin senin hayatını yönetmesine izin veriyorsun? Neden bir saatin senin film keyfini yönetmesine izin veriyorsun? Kalkmayacaksın dedim. Düzeltmeyeceksin o saati. Filmini izlemeye devam edeceksin. Hatta filmden sonra da düzeltme. Biraz kalsın. Bakın burada mevzu ben bir insanları dağınıklaştırmak falan değil amacım.
biraz o duyguya katlanabilmek o kadar önemli bir şey ki. O kadar önemli bir egzersiz ki. Diyelim ki her gün evinizi pırıl pırıl yapıp işe gidiyorsunuz. Ne güzel bir şey yani, takdir ederiz, gıpta ederiz yani, çok güzel bir şey. Ama öyle bir noktaya geldi ki bu. Artık işe geç kalsanız da, işe geç kalma pahasına da olsa yine temizliyorsunuz. Ve bu evi temizleme toplama işi işe geç kalmanıza neden oluyor. İşinizdeki konular aksıyor. Bu böyle biraz size şeye dönüştü diyelim ki, takıntıya dönüştü. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bir gün evi toplamadan gideceksiniz işe. Toplamadan gideceksiniz. Bakın yine diyorum, sizi pasaklı biri yapmaya çalışmıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Tertibinize, düzeninize diyecek sözüm yok. Elbette sizi pasaklı biri yapmaya çalışmıyorum. Ama belirsizliğe katlanma yeteneğinizi artırmak istiyorum. Bakın o gün biraz dağınık bırakıp çıktınız diyelim. Emin olun işte böyle düşünceler gelebilir zihninize. Ya işte ev pis, pis bıraktın. Şey bile diyebilir düşünce ya, işte ne pasaklı insansın. Bu düşüncelere katlanın. O belirsizlik duygularına katlanın ve de işinize odaklanın. Bakın bu bile sizin belirsizliğe katlanma yeteneğinizi artıracak. Arkadaşlarınıza, dostlarınıza WhatsApp mesajları yazıyorsunuz ve her yazdığınız mesajı diyelim ki 3-5 kez okuyorsunuz. Okumadan gönderin. Okumadan gönderin. Yanlış kelimeler var içinde. Olsun, gönderin. Benim bir dostum bana mesaj gönderdiğinde böyle yanlış kelimeler falan varsa silip tekrar yazıyordu. Ben ona dedim ki lütfen silme. Ve bana gönderdiği mesajları okuma. Tekrar okuma. Direkt gönder. Ben o eksikleri, gedikleri zihnimi tamamlıyorum, merak etme. İstiyorum ki belirsizliğe katlanma yeteneği artsın. Veya maillerde. Birine mail mi atıyorsunuz arkadaşınıza? Yazın ve gönderin. Ha, resmi bir mail mi? Bir kez okuyabilirsiniz. Hataları düzeltirsiniz, bir kez okuyabilirsiniz. Ama yine 5-10 kez değil. Ve de bir kez okuyup hataları düzeltip gönderirsiniz. Bakın bunlar o kadar önemli egzersizler ki, o kadar önemli egzersizler ki. Benim genç bir dostum vardı. Görüntüsüyle ilgili bir konusu vardı. Tabii görüntüsüne çok dikkat ediyordu. Çok güzel bir şey. Bakımına, kişisel bakımına, saçına falan. Ama bunun da takıntıya dönüşmüştü. Artık bu konum çok zorluyordu. Ben de ona bir gün şöyle bir egzersiz yaptırdım. Dedim ki sabah kalktığında saçını hiç taramadan dışarı çıkacaksın. Böyle dağınık bir şekilde dışarı çıkacaksın. Ve de okula gidene kadar saçına tarak sürmeyeceksin. Burada tabii ki amaçladığım şeyi fark ediyorsunuz. Biraz o belirsizliğe katlanmasını istiyorum. Çünkü otobüse binecek, metroya binecek, ona düşünceler gelecek. Acaba işte nasıl görüyorlar, benimle ilgili ne düşünüyorlar, işte saçımla ilgili acaba neler geçiyor insanların zihninden. Böyle böyle düşünceler gelecek. Ama benim bu kardeşim bu duyguya katlanacak, o belirsizlik duygusuna. Ve bu onu güçlendirecek. Ve yapmıştı o genç dostumuz. Belli bir süre bu egzersizi yaptı ve sonra ben bu egzersizi okula da taşıdım. Çok direndi aslında bu konuda ama açıkçası ben okula da taşıdım. Okulda da saçını dağınık bırakmasını istedim. Okula girdiğinde de saçını taramamasını istedim. Orada da katlandı. İşte arkadaşlarım ne düşünüyor, acaba benimle ilgili neler söylüyorlar. Amacım o belirsizliğe katlanması. Ve bana ne dedi biliyor musunuz? Hocam dedi, o egzersizler o kadar iyi geldi ki. O düşünce bombardımanına rağmen, yaşadığım o belirsizliğe rağmen katlandım, ilerledim. Ve de dedi, o belirsizlik duygusuna katlanabiliyorum artık. Ve de bazen geç kaldığımda evet biraz tarıyorum, yine kişisel bakımına devam ediyor tabii ki, bu çok güzel bir şey. Ama dedi, o kadar takıntıda değilim artık. Evet, şöyle bir taramam bile yetebiliyor. Çünkü eskiden çok daha ayrıntılı ritüelleri vardı yani. En azından o ayrıntılı ritüellerden kurtuldu ve daha özgür hareket edebiliyor. Bu o kadar güzel bir şey ki, belirsizliğe katlanma yeteneğini artırdı. Bakın bir kez daha söylüyorum. Bana dedi ki, hocam o kadar iyi oldu ki bu egzersizler. Benim dedi bu belirsizliğe katlanma durumum o kadar iyi oldu ki. İyi ki de dedi, yapmışım o egzersizleri. Çok güçlendi. O kadar güzel bir şey ki sevgili dostlar. Bir örnekte videoyu bitirmeden kendimden olsun. Böyle bir gün kitap okuyorum ofiste ve de çok sıkıldım kitapta. Yani çok ağır gidiyor ve gerçekten okuyamıyorum. Ve böyle atlamaya başladım. Böyle bakıyorum önemli yerler var mı? Ofis arkadaşımın da dikkatini çekti. Dedi ki, ya nasıl böyle rahat atlıyorsun? Ben dedi hiç atlayamıyorum. Hadi dedi, orada işte önemli bir bilgi varsa diye çok yoğun belirsizlik yaşıyorum ve atlayamıyorum. Ben de ona dedim ki, vallahi işin doğrusu ben de dedim bunu yaşıyordum.
Ben de ilk başlarda atlama gibi bir şey yaptığımda çok yoğun belirsizlik yaşıyordum. Ama şimdi o belirsizliği yaşamayayım diye okumak da çok zor. Çünkü bazı, bu bana göre tabii yani, bazı kitaplar siz çok akıcı okursunuz da bana ağır gelir. O kadar ağır ki gerçekten okuyamayabiliyorum. Ve de o zorla okuma durumunda zaten orada güzel bir bilgi varsa onu da kaçırıyorum, kaçırırım zaten, onu da göremem. O zorla okuma durumunda güzel bilgiyi de fark edemem zaten. Ben de dedim ki vallahi ilk başlarda ben de bu belirsizliği yaşıyordum. Hadi işte önemli bir bilgi varsa kaçırıyorum diye. Ama bunun içinde o ağır okumaları yapamam. Zaten okumayı yaptığımda diyorum ya, zaten göremeyeceğim ben o bilgiyi. Ve bu şekilde biraz biraz o egzersizleri başta yaptım. Hatta kendi kendime şey diyordum yani, önemli bilgi varsa da şimdi demek ki ben o bilgiyi almaya hazır değilim. Başka zaman, başka yerde yine biz o bilgiyle mutlaka karşılaşırız. Kendi kendime böyle telkinler veriyordum ve ilk başlarda biraz atlamak zor oluyordu bende. Diyorum ya, her kitapta değil bu arada. Yani çok zorlandığım, gerçekten okumakta çok güçlük çektiğim kitaplarda başta biraz bu egzersizi yapmak zordu. O belirsizlik duygusu zorluyordu. Ama şimdi bir kitap bana çok ağır geliyorsa açıkçası atlayabiliyorum ve o belirsizliğe katlanabiliyorum. Dediğim gibi ben bunu yaşıyorum bir kitapta. Belki siz çok da keyif alarak akıcı okuyorsunuzdur yani. Onu da tabii ki bilemem. Bazı kitaplarda ama bunu yaşayabiliyorum. Evet, bu da kendimden bir örnek olsun diye verdim. Evet, belirsizliğe katlanma egzersizleri yapmanızı tavsiye ederim. Saatiniz, işte saat duvarda biraz yamuk, biraz öyle kalsın. Biraz evinizi toplamadan çıkın. Kapıyı çekin, kilitleyin, kontrol etmeden gidin. Mesajınızı yazın arkadaşınıza, okumadan gönderin. Bakın, o kadar kıymetli egzersizler ki, bu egzersizler bile sizin belirsizliğe katlanma yeteneğinizi her seferinde artırmaya devam edecek. Evet, bu videoda belirsizliğe katlanma yeteneğini nasıl artırabileceğimizi konuşmak istedim. Evet sevgili dostlar, belirsizliği sevmek ve de belirsizliği her seferinde özümsemeye devam etmek temennisiyle. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.